Bütün oba beylerine, köylere, yaylaklara haber salınsın. Milletimin erkekleri, kadınları, kızları bilsinler ki Çağrı Beyoğlu Sultan Alparslan eğer bu çetin harpte yenilir ve milletinin namus ve şerefini koruyamazsa hayat onun kendisine bile haramdır diyerek tarihe adını altın harflerle yazdıracak olan devrin şanlı sultanı Sultan Alparslan. Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdar Sultan Alparslan. Henüz küçük yaştayken babası Çağrı Bey'in hastalanması üzerine idareyi ele alarak Gazneli taarruzlarını durdurması, yine babasının sağlığında Karahanlılarla ve Gaznelilere karşı zaferler kazanması, zaten Çağrı Bey'in son yıllarda veliaht sıfatıyla fiilen yönettiği Horasan Selçuklu Devleti'nde ve hatta bütün Selçuklu topraklarında büyük bir itibar kazanmasına yol açmıştı. Bu sebeple Çağrı Bey'in ölümü üzerine Horasan Meliki olduğu zaman hanedanın diğer mensupları arasında itiraz eden çıkmamış, ayrıca onun tutum ve davranışlarından ileride Selçuklu Sultanlığı içinde kuvvetli bir aday olacağı anlaşılmıştı. Sultan Alparslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla 200 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor der. Sultan Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der. Biz de onlara yaklaşıyoruz. Saltanat sürdüğü dönemlerde ise çok büyük başarılar elde etmiştir. Bu zaferlerinden en büyüğü ise Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'dir. Zaferin kazanılmasında sultana yardımcı pek çok etken olmakla birlikte Alparslan siyasi ve askeri lider olma vasıflarını en belirgin şekilde burada göstermiştir. Sarsılmaz bir inancın verdiği kararlılık, cesaret ve soğukkanlılığı savaşın kazanılmasında oynadığı rol büyüktür. Ordusundan 4 kat büyük Bizans ordusuna karşı 26 Ağustos 1071'de kazandığı zaferle tarihin seyrini değiştiren Sultan Alparslan, yürekli askerleriyle asırlarca konuşulacak taktiksel bir savaşla elde ettiği başarı sayesinde Anadolu'nun fethini kolaylaştıran süreci başlattı. Kazandığı zaferle Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan tarihe geçti. İster Müslüman ister Hristiyan olsun eski tarihçilerin tamamının ittifakla ancak teferruatta küçük farklılıklarla anlattıkları üzere Alparslan mağlup Bizans imparatoruna şeref misafiri muamelesi yapmış, savaş alanında ele geçirilen tahtını kendi tahtının yanına kurdurtarak tacını bizzat başına giydirmiştir. İki hükümdar arasında dostluk kurulmuş ve metni bugün mevcut olmayan bir barış antlaşması imzalanmıştır. Ancak Romanos Diogenes'in gıyabında tahttan indirilmesi ve bir süre sonra da hileyle ele geçirilerek gözlerinin oyulup ölümüne sebebiyet verilmesi üzerine bu antlaşma hükümleri uygulanamamıştır. Bütün celadet ve haşmetine rağmen son derece duygulu bir insan olan Alparslan, 1072 Eylül'ün sonunda Türkistan seferine çıkmak üzereyken Romanos Diogenes'in acıklı sonunu öğrenince çok üzülmüş ve barış antlaşmasının artık geçersiz olduğunu ilan ederek Bizans'ın üzerine ordu gönderilmesi emrini vermiştir. Artuk Bey kumandasındaki kuvvetler Anadolu'ya girmeye hazırlanırken kendisi de 200 bin kişilik ordusuyla Mavera-ün-Nehir'e hareket etmiştir. Alparslan'ın doğuya yönelmesinin sebebi Karahanlı hükümdarı Şems-ül-Mülk, Nasr Han'ın Harezm ve Toharistan melikleri olan oğulları ile devamlı savaş halinde olması ve Selçuklulardan toprak almaya çalışmasıdır. Alparslan'ın ilk defa bu kadar büyük bir orduya sefere çıkması, belki bu seferinde Karahanlıları tamamen ortadan kaldırmayı hedef edebilmesiyle açıklanabilir. Ancak Alparslan'a yapılan suikastın seferi sonuçsuz bırakması durumu tersine çevirmiş ve taarruza kalkan Karahanlılar Tırmizi fethedip Amu Derya'yı geçerek Belh'e kadar gelmişlerdir. Alparslan önemli bir direnişle karşılaşmadan Karahanlı topraklarında ilerlerken bir süre muhasaraya direndikten sonra teslim olarak huzura kabulünü dileyen Barzem Kalesi kumandanı Yusuf Harizmi tarafından çizmesine sakladığı küçük bir hançerle vurulmak suretiyle ağır şekilde yaralandı. 4 gün sonra da şehit oldu. Ölümünden önce çevresindekilerden derhal Melikşah'a biat etmeleri hususunda tekrar söz aldığı, devletin geleceğiyle ilgili çeşitli tavsiyelerde bulunduğu ve bu arada dul kalacak olan son karısının kardeşi Kirman Meliki Kavurt'la
evlendirilmesini, Kirman ve Fars bölgelerinin Kavur'da bırakılmasını, ancak onun merkeze daha yakın olan Şiraz'da oturtarak sıkı kontrol altında tutulmasını tavsiye ettiği bilinmektedir. Alparslan'ın ileri görüştüğünün bir örneği teşkil eden bu vasiyet, Kavurd'un derhal isyan etmesi üzerine uygulanamamıştır. Batı Türklerinin atası kabul edilen Alparslan, sarayında günde 50 koyun kesilen bir imaret bulunduğu ve ayrıca adları listeler halinde tanzim edilen fakirlere harçlık dağıtıldığı eski tarihlerde kayıtlıdır. İslamiyet'in henüz girmediği ülkelerde fethettiği her şehre derhal bir cami yaptırdığı, askeri faaliyetlerden dolayı yeterince fırsat bulamadığı imar işlerini ve ilim, fikir ve sanat adamlarını toplayıp devlet himayesi altına almak gibi sosyal faaliyetleri de veziri nizam-ı mülkün eliyle yürüttüğü bilinmektedir. Bastırdığı altın paralarının çokluğu da devrindeki iktisadi gelişmeyi ve refahı göstermektedir. Ey askerler! Eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. Ben nefsimi Allah'a adadım. Benim için şehadet de, muzaffer olmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir diyerek istikbalin bize kadar gelmesine vesile olan Sultan Alparslan'a selam olsun. Videomuzun sonuna doğru gelirken eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, esen kalın.